haberimize geçiyoruz. 2012'nin sonunda özelleştirilen ancak daha sonra ihalesi iptal edilen köprü ve otoyollar kısa süre sonra tekrar ihaleye çıkarılıyor. AKP hükümetinin özelleştirmek için yoğun çaba harcadığı köprü ve otoyollar devletin en önemli gelir kapılarından da biri. 2014'ün ilk 3 ayında köprü ve otoyollar devlete tam 196 milyon lira kazandırdı. AKP hükümeti tarafından 2012'nin Aralık ayında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle 8 otoyol 5.7 milyar dolara özelleştirilmişti. Daha sonra kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine ihale 2 ay sonra iptal edilmişti. Ancak hükümet köprü ve otoyolları satmaya kararlı. Özelleştirme idaresi önümüzdeki aylarda yeniden ihaleye çıkacak ve 2 köprüyle 8 otoyol özelleştirilecek. AKP hükümetinin özelleştirmeye kararlı olduğu köprü ve otoyollar adeta para basıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde köprü ve otoyollardan geçen 94.201.191 araçtan 196.307.343 lira gelir elde edildi. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden bu yılın ilk 3 ayında geçen 39.501.178 taşıttan 55.904.504 lira ücret alındı. Aynı dönemde otoyolları kullanan 54 araçtansa 140 .402 .839 lira gelir sağlandı. Köprü ve otoyollar yıllardır devletin en önemli gelir kalemlerinden biri. Geçen yıl sonu itibariyle otoyol ve köprülerden geçen 383 milyon 618 bin 964 araçtan toplam 505 milyon 446 bin 52 dolar ücret alınmıştı. Bunun Türk lirası olarak karşılığı 1 milyar lirayı eski parayla 1 katrilyonu aşıyor.